Ata kardeşimize adalet istiyorum. Ata kardeşimiz ömrümüzdür. Kesinlikle ömrümüzdür. Hepimiz atayız. Hepimiz. Buradan Ata Emre Akman kardeşimize yası için bulunuyoruz. Hepimiz bu kara günde bu katilin işlediği cinayetten dolayı bir araya geldik. Bu yapılana kesinlikle karşı tepkimizi vereceğiz. Biz kendisi için adalet istiyoruz. Buradan ailesinin maddi ve manevi sonuna kadar yanındayız. Bizler birer kuryeyiz. Biz günlerce, aylarca yaz kış demedik, sizin paketlerinizi taşıdık. Sizlere hizmet verdik ama kendi yükümüzü unuttuk. Kendimizi taşıyamadık. Biz bugün bu kardeşimiz için buradayız. Sonuna kadar onun hakkını savunacağız. Gerekirse bütün Türkiye'yi dolaşacağız. Ama biz kendisi için adalet istiyoruz. Burada bir sürü mağdur olan kardeşimiz var. Bizler artık geceleri sokağa çıkmaya korkar olduk. Üstümüzdeki yeleklerden korkar olduk. Çünkü kuryeye artık düşman gözüyle bakılıyor. Buradan halka sesleniyorum. Bize sipariş verdiğiniz zaman, bizi beklediğiniz zaman telefondan değil, kalkın camdan, pencereden, balkondan bakın. Bizim can güvenliğimizin artık sorumluluğu sizin üzerinizde de var. Çünkü biz size hizmet ederken yolda can veriyoruz. Bugün o kardeşimizin başına gelen şey yarın bizim başımıza da gelebilir. Biz ölmek istemiyoruz. Hepimizin ailesi var. Annesi, babası, kardeşleri var. Biz evlatlarımız sahipsiz kalmak istemiyoruz. Biz buradan Ata Emre Akman kardeşimizin annesine, babasına başsağlığı diliyoruz. Evet, Ata kardeşimizi kaybettik. Hala gönlümüzde yaşıyor ama bugün artık binlerce Ata'ya sahipler. Nerede, ne zaman olurlarsa olsunlar, bütün kuryeler kendilerine sonuna kadar destek verecektir, yanlarında olacaktır. Kuryeler olarak yine birlik içerisindeyiz fakat hiçbir şirket burada değil. Şirketlere de buradan sesleniyorum. Bizler sizin iş ortaklarınızız. Lütfen siz de yasanızı tutun. Çıkın bir açıklama yapın. Bu aileye destek çıkın. Lütfen. Hepimiz buna yapmak zorundayız. Bu bizim borcumuz. Sonuna kadar borcumuz. Ata Emre Akman ne ilkti ne de son alacak. Bunu biliyoruz. Bunun bir örneği de Samet Özgül'dü. O da Ankara'da bıçaklanarak öldürülmüştü. Biz 2022 yılında 58, 2023 yılında 68 meslektaşımızı kaybettik. Ve bizim çalışmış olduğumuz iş dalı hala daha yüksek tehlikeli işler statüsüne alınmış değil. Biz çalışırken hayatımızı kaybediyoruz. Bunun tüm sorumluluğu bu halkın üzerinde, bu firmaların üzerinde. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Dediğimiz gibi Ata Emre Akman ne ilkti ne de son olacak. Ama bu cinayetlerin bir an önce bitmesini istiyoruz. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bize ses verin, bize kulak verin. Biz çalışırken ölüyoruz. Plakalarımızı buraya geldiğimiz için plakalarımızı kapatmak zorunda kaldık. Çünkü çalıştığımız firmalar o kadar korkuyorlar ki atları kirlenecek, işte herhangi bir şeyle karşı karşıya kalacaklar diye. O kadar korkuyorlar ki birimizin plakası gözükse ertesi gün işimizden olacak. Ve biz esnaf kurye modeliyle çalışıyoruz. Esnaf kurye modelinde bizi işten çıkarmaları bir SMS'e bakıyor. Bu korkuyla plakalarımızı kapatarak geldik buraya. Bugün geldik ama dediğimiz gibi biz ekmeğimizi kaybetmekten korkmuyoruz. Ata Emre Akman'ın ailesine de sesleniyoruz. Biz her zaman yanlarındayız. Yakup'un da dediği gibi onlar biri evlatlarını kaybettiler ama artık binlerce evlatları var.
buradan Bağcılar Coffee'den bütün arkadaşlarımızla toplandık. Bir açıklama yapmaya gereği duyduk. Biliyorsunuz Ata Emre Akman kardeşimiz bir katil tarafından kesinlikle cinayete kurban gitti. Bu arkadaşımızın hiçbir suçu günahı yoktu. Tamamen kendisi öğrenciydi. Kesinlikle kurye kardeşlerimiz akşam tenha mahallelere giderken, tenha sokaklara giderken dikkatli gitsinler. Mümkün mertebe başka kurye varsa eğer aynı sokakta siparişi verirken diğer kurye kardeşimizi arkadan beklesin. O kuryelerin ikisi siparişini teslim etmeden oradan ayrılmasın. Sipariş verdiğiniz zaman siparişinizi bekleyin. Camda bekleyin. Uygulamadan zaten nerede olduğumuz görünüyor. Biliyorsunuz bu tür konularda şirketler öncelik olmak üzere milleti baskılamak istiyorlar. Bu konuşmaların yaşanmasını istemiyorlar. Adlarının çıkmasını istemiyorlar. Beni arayan yöneticiler de zannetmesinler ki biz boş değiliz. Ben bunların hepsinin ses kaydını aldım, görüntü kaydını aldım. İşten çıkarılmakla tehdit edildim. İşten çıkarıldığım anda tekrar burada bu noktada bu açıklamayı tekrar yapacağım. Kadir kardeşimiz var. Kendisi bugün burada. Kendisi Çırçır'da yapılan konuşmadan ötürü işinden çıkarıldı. Biz buna da karşıyız. Bu adamın işten çıkarılmasına hiçbir sebep yoktu. Bir sorun varsa sistem açısından bunu düzelmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz sonuçta zarar ediyorsak şirket de zarar ediyor. Biz kar ediyorsak şirket de kar ediyor. Ama bizim şu anda sorunumuz kar ya da zarar değil. Bizim şu anda can güvenliğimiz yok. Biz gidip koltuklarımızda oturmuyoruz. Biz orada gidip de kendimizi kalemize hapsetmiyoruz. Biz sokaktayız. Biz tenha yerlerdeyiz. Biz icra köşelerdeyiz. Bu güzel bir durum değil. Herkesi ben duyarlılığa davet ediyorum. Herkes elini taşın altına koysun. Birazcık vicdanlı olun, birazcık merhametli olun. Lütfen. Biz yaşarken ölen işçileriz. Yani çalışırken ölen işçileriz. Biz 2023 yılında 58, 2024 yılında da 20'ye yakın meslektaşımızı kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz. Ata Emre Akman bunun en son örneğiydi. Gencecik 20 yaşındaki kardeşimizi işini yaparken cinayete uğradı. Biz bunları artık sesimizi çıkarmak istiyoruz ve tüm Türkiye genelinde şu an motokuryeler genel grevde ve toplanmış durumda. Sessiz kalmayacağız. Çalıştığımız için de yüksek tehlikeli işler statüsüne alınmasını istiyoruz. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve gerekli tüm mercilere sesleniyoruz. Biz çalışırken ölüyoruz. Bize ses verin, bize kulak verin. Diyeceğim şu ki, hiçbir zaman hiçbir bir kurye arkadaşımız ölmesin. Bizler ölmeyelim. Motorcu kurye arkadaşları fark edin. Motorcu kurye arkadaşları dikkat edin. Yani bu motorcudur diye geçmeyin. O da bir Allah'ın kuludur. O da bir anne babanın çocuğudur. O da bir candır. Yani bazı insanlar kuryeleri görmemezlikten geliyor. Bazı insanlar kuryeleri fark etmemekten geliyor. Ama yapmayın. Lütfen yapmayın. Yani kuryeyi fark edin. Kuryeler ölmesin. Ata Emre Akman için adalet istiyoruz. Ata Emre Akman için adalet istiyoruz. Kuryeler yalnız değildir. Ata Emre Akman için adalet istiyoruz. Artık yeter. Çalışırken ölmek istemiyoruz.